Merhabalar sevgili dostlar. Bugün yine bir çat kapı canlı yayını açtık. Merhabalar, hoş geldiniz. Barış'ın katılmasını bekliyoruz şimdi. Hemen... Hoş geldiniz dostlar. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde okey'e basıyorum, basıyorum. Bir ara alıyor bu. Ama bunun hangi rutinde olduğunu çözemedim daha. Barış geliyor mu benim kabulüm sana? Gelmiyor galiba değil mi? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hızla artıyoruz. Umarım Barış'ı da yayına alabileceğim. Tamam. Şimdi bağlandı sanıyorum. Görüntüyü açtı Barış. Evet, geldim mi? Ben seni görmüyorum yine. Yine geçen sefer olduğu gibi ama sesini duyuyorum. Standart olarak böyle oluyoruz ya. Nasıl evet, niyeyse bunu çözemiyorum ama olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Barış, iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Yine böyle keyifler yerinde mi? Yine böyle bir çat kapı yayın yapalım dedik. Tamam. Son dakika karar verdik. Güzel oldu. Tabii, Bu akşam tabii. Ne konuşalım? Ne konuşalım Barış? Ne dersin? Bu akşam şey düşündüm. Yani arasında tartışıyoruz ya mesela. Orada herkes selamlar gönderiyor. Herkese de selamlar. Herkese toprak selamlar. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Filtrasyon konusunu konuşalım biraz. Ne dersin? Evet. Evet, çok iyi olur. Çok iyi olur. Şimdi, bu konu önemli bir konu çünkü. Şöyle yapalım. 8 çeyreğe kadar böyle filtrasyon ve ülke, daha sonra da böyle biraz ülkenin gidişatı hakkında konuşalım. Evet, ülkenin gidişatına belki daha fazla zaman ayırmamız bile gerekebilir. Ne dersin? Ben de öyle düşünüyorum. Böyle 8 çeyrekten sonra da bir 15 dakika kadar soru alırız. Evet, buçukta da kapatırız yayınımızı. Tamam, mantıklıdır bence. Ne içiyorsun? Ben de şu an Amrut Greed Angel 10 yaş var. Anasını, çok iyiymiş. Sen ben ne şey içiyorum. Glenskosh içiyorum. Oo, güzel. Red wine. Çok şahane. Şahane. Çok sevdiklerimden. Çok sevdiklerimizden. Evet evet kesinlikle. Şimdi biraz filtrasyondan konuşalım böyle hafif hafif başlayalım isterseniz. Tabii ki. Tabii ki. Ya şimdi biz her zaman şey diyoruz ya filtrasyonsuz viski olsun, filtrasyonsuz seviyoruz gibi. Ama tabii yani bu konuda çok ufak bir açıklığa kavuşturmak lazım. Öncelikle bütün viskiler filtrasyonlu. Ama nasıl filtrasyon? İki filtrasyon tipi var. Birinci filtrasyon fıçıdan çıktığı halinin içinde belli kıymıklar veya ufak tefek daha böyle hoş olmayan şeyler olabiliyor. Bunlar için çok kalın bir filtrasyon uygulanabiliyor. Kalın filtrasyon ne? Yani bir elek diyebilir miyiz? Elek diyelim. Elekten geçiriliyor ve bu tabii ki en azından bir kıymıktı, şuydu buydu gibi belli görüntünün önüne geçiriyor. Bunu yapmayan bir damıtım evi yok. Bunu herkes yapıyor açık konuşalım. Tabii ki. Yani bu zaten must bir iş. Şimdi bizim takıldığımız konu soğuk filtrasyon. Evet. Soğuk filtrasyon ne? Soğuk filtrasyonu konuşacağım. Soğuk filtrasyon nedir? Soğuk filtrasyon bir viskiye buz attığınızda ya da buzdolabında buzlukta uzun süre beklettiğinizde sizde o yani daha doğrusu şişede oluşabilecek bir şeffaflıktan uzak buzul
buzlu gibi. Yani böyle bir hoş olmayan, o net viski görüntüsünü vermeyen bir görüntü oluşur. Ve bu görüntü ya açıkçası müşterinin de tabii ki hangi müşteri olduğunu hani tartışacağız. Çok hoşuma gitmez. Yani barda bir viski istediniz, içine 3 tane buz attınız ya da zaten soğuktan çıkarmıştı o viskiyi. Bir de içine 2 tane buz attı. Siz de bir şey görüntüsü oluşur. Böyle viskinin buğulu, böyle bulanık bir görüntüsü oluşur. Ve bu ya yani müşteri profili açısından çok hoş bir şey değildir. Ama bu hangi müşteri? Hep konuştuğumuz gibi daha az viski içen, viski konusunda çok bilgisi olmayan, tabii bunları suçlamak için söylemiyorum. Yani bu herkesin kendi şeyidir, kendi zevkidir. Ayda bir viski içmek ister, yılda bir viski içmek ister. Bu kendine ait bir konudur. Burada bir sorun yok. Ama bu görüntüyü firmalar istemiyorlar. Açık konuşmak lazım. Pazarlama projelerinin içinde bu şey yok. Bu görüntü yok. Bu görüntüye de engel olabilmek için bir soğuk filtrasyon sistemi uyguluyorlar. Bu nedir? Öncelikle tabii şimdi bir konuyu netleştirelim. 46 derece üzerindeki hiçbir yani viskide buğulu görüntü oluşmaz. Bunun için 46 nokta tam 3 diye geçer ama 46 da geçerli sayılır. 46 derece üstündeki herhangi bir viski için filtrasyona gerek yoktur. Çünkü size bu görüntüyü vermez. Fakat tabii dev 46 firmaların 40 ve 46 derece 46 arasındakileri. arasındaki dereceler bu buğulu görüntü için tehlikeye arz eden görüntüler. Ve firmaların çoğu da zaten biliyorsunuz büyük seri üretimler bize 46 derece alkol verme gibi bir niyetleri yok. Tabii ki, tabii ki. Neden versinler? 40 derece alkol verebilmek varken yani kanun neyse 39.9'a düşürseler en az 20 tane firma hemen 39.9'a çeker Hemen, alkolü. hemen Tabii. çekecektir. Kesin. O Çünkü yüzden inanılmaz şişe sayısı artacak bu arada. tabii çok büyük bir kar. Oransal olarak bakarsak firmalar için bu çok büyük Tabii. kar ve ticari olarak da kabul edilebilir. Doğru. Ticari diyorum tekrar düzelt. Yani bunu bir vurgulamam lazım. Doğru. Şimdi tabii bundan sonraki işlemde gene birkaç aşama var. Yani şöyle ki siz bu filtrasyonu 4 derecede de yapabilirsiniz. Eksi 10 dereceye kadar yapabilirsiniz. Yani sizin buradaki filtrasyonda yapmak istediğiniz işin gaddarlığına bağlı olarak yani temiz viski, temiz görüntüyü elde edebilme talebine bağlı olarak dereceyi düşürürsünüz. Daha açıkçası eksi 10'da bu soğuk filtrasyonu yaptığınız zaman sizin black label'ınız kutuplardan bile getirseniz cam gibi durur. Müthiştir açıkçası. Ama 4 derecede yaparsanız bu filtrasyonu açıkçası ki Highland Park'ın 4 derecede yaptığı söyleniyor eski dönemlerde. Yeni dönemi bilmiyorum. Çünkü zaten İskoç firmaları çok kapalı davranıyorlar bu işlerde. Evet, Bize açıkça belirtmiyorlar herhangi detayları bir bize. bilgilendirme yapmadıkları için açıkçasını söyleyeyim. Ben onu bilemiyorum. Ama mesela eski dönemlerde Highland Park'ın şelemelerinin üzerinde var. 4 derecede filtrasyon yapılmış diye. Bu da bize bir anlamda şey getirebilir. Yani biraz daha şey bir görüntü, hafif bir flu görüntü sağlayacaktır. Şimdi gelelim konunun aslına aslarına. Peki neden filtrasyona bu kadar karşıyız? 4 derece ve altına indikten sonra viskide belli bir topaklaşma oluşur. Esterler, proteinler, yağlar bu arada birbirine toplanır. Zaten bize bu kötü görüntüyü, kötü demeyeceğim, belli sektör için kötü görüntüyü veren şey de bu yağlar, esterlerin ve proteinin toplanması. Bundan dolayı da bu üçlü, bu dörtlü, bu lezzet bileşenleri
filtrelerden geçirip viskiden alınır. Şimdi bunun tadı etkilemediğine dair bir taraf var. Tadı etkilediğine dair bir taraf var. Ben etkilediği tarafta, etkilediğini düşündüğümüz taraftayım. Ben de etkilediğini düşünüyorum. Eğer o kadar umurlarında değilse her viskiyi 46 dereceyle çıkarsınlar. Yani. Filtrasyon yapmasınlar. Böyle bir tartışmalar da olmasın. Çok açıkçası. Ama tabii bu işlere gelmediği için kendi tarafları sorulara not alıyorum. Tabii ki etkiliyor. Kendi tarafları ısrarla hayır filtrasyon tadı etkilemiyor diyor. İçindeki Bu kadar içindeki yağlar, esterler alındıktan sonra damlandıktan proteinler sonra yani bunların hiçbir önemi olmadığını iddia ediyorlar. yani. Ben de şey diyorum, İskoç viski kanununda E150 ve sudan başka bir şey ilave edemezsiniz. Doğru mu? Doğru. Ama kanunda içinden bir şey de çıkaramazsınız. Doğru. Peki içinden bir şeyler çıkarılmış viski, İskoç viskisi midir? Güzel bir tartışma konusu bu. Buyurun, içinden bir şeyler çıkarıyorsunuz Çıkarıyoruz viskiyi. çünkü evet doğru. Ve sonra Filtrasyon diyorsunuz işleminden ki geçtiğinde, soğuk filtrasyon işleminden geçtiğinde çıkarılıyor tabii ki. viskinin içinden bir şeyleri çıkardınız. Ve hala İskoç viskisi diyorsunuz buna. Spirit olmasın bu. Buyurun, haydi. Kanuna giremez diyor, çıkamaz demiyor. Evet. Yani böyle bir şey yok. Mantık doğru bir mantık olarak yürümüyor bu iş. Filtrasyon viskinin içindeki tatları eksiltir. Şimdi paralı askerler var. İsyan edip duruyorlar. Filtrasyon bir şey değiştirmezmiş. Efendim tutucuymuşuz falan filan. Tamam, filtrasyonsuz çıkarsın firmalarınız. Normal. Okey. Mesela deneyelim bir filtrasyonlu çıkarsınlar, bir Tamam. filtrasyonsuz çıkarsınlar. Biz aradaki farkı deneyelim. Anlaştık, böyle bir şey yapın. Nasıl? Yok, böyle bir şey yok. Bu arada Ve bunu denemeyi çok isterdim. Gerçekten hem ben de filtrasyonlu çok hem isterdim. filtrasyonsuz denemeyi çok isterdim. Gerçekten damağımız ayırıyor mu, ayırmıyor mu? Net olarak bunun deneyi budur yani. Başka türlü ayıramaz. Bana havada kalıyor gibi geliyor. Ben sorunlu olduğu tarafındayım. Ama dediğim gibi ben şöyle de bir şeye bakmak lazım. Bunun tadı değiştirmediğini iddia edenler, takip ettiğim kişiler ağırlıklı firma çalışanları. Ki. Ya da satın alınmış platformlar var. Tabii ki. Ya bakıyorum, mesela geçen günler sen ne gördük? Birisi ödüller dağıtmış. Üç ödül vermiş. Üçü de Louis Vuitton Moët Hennessy grubuna ödül vermiş. Yani koskoca sene 250 tane, 500 tane viski içtiniz. Allah Allah, 13 viski ödül aldı, öyle mi? Ve sonra bunlar diyorlar ki filtrasyon Sadece tadını onlar aldı. değiştirmez. Ve bizim de bu zırvalıklara inanmamızı bekliyorlar. Filtrasyon tadını bu kadar içinden yağlar, esterler, proteinler çekiyorsunuz. Ben aynı tatta kaldığını düşünmüyorum. Lakin şöyle de bir şey var. Zaten ben 46'nın altında bir alkolü genelde almıyorum. Yani lezzet olarak çok tercih ettiğimiz bir değer Değil. değil artık. En azından Evet. bizim damaklarımız için konuşmamız gerekirse, bizim damakların çok tercih ettiği bir alkol seviyesi değil artık. Değil. Yani ben 46 ve altının birkaç ürün var. Yine de mesela biraz Green Label'dan hoşlanıyorum. Kök 3 derecedeki alkolde. Başka şu an hatırlayamadım. Düşük alkolde ne olabilir? Belki ben Roma 10 olabilir. O 43'le. Belki. Ama onun haricinde yani Green Label ve ben Roma 10 haricinde bilebildiğim bir şey yok. Bir alkol yok açıkçası. Şimdi şey tarafına gelelim. Evet, güzel şeyler geliyor. Sedat not aldım, bunu konuşacağız. Birazdan konuşacağız abi. Birazdan bunları birazdan konuşacağız. Şimdi açıkçasını konuşmak gerekirse gördüğünüz gibi filtrasyon çok doğru bir eylem değil.
diyeceksiniz ki yapıyorlar. Hı. Tamam. Ben de diyorum ki kimler yapıyor? Bir bakalım. Butik üretimi çoktan bırakmış ya da hiçbir zaman butik üretim yapmamış firmalar bunu tercih ediyor. Hı Ama hı. mesela Avustralya'da neredeyse şey filtrasyon bilmiyorlar. Doğru. Belki şey olabilir, Starboard olabilir, onunla çok emin Hı değilim. hı. Ki o da biraz diğerle bağlantılı. Hı. Geri kalanı da bilmiyorlar. Japonya'da birkaç endüstriyel marka hariç kimsenin filtrasyondan haberi yok. Bakıyorsunuz İskoçya'da bazı firmaların filtrasyonla ilgili bilgileri yok. Hı. Yani bilmiyorlar filtrasyon nasıl yapılır. Haberleri bile yok. Şimdi bundan dolayı filtrasyonu yapanlar kimse, onu da savunanlar onlar. Doğru. Bütün konu bu. Yani bakıyorum böyle tutulmuş paralı askerler var. Böyle akıl veriyorlar. Aa, çok. Kokteyldi, filtrasyondu, buzlu konusunda Çok çok, falan. hatta bu paralı askerlerin arasında Yavuz hırsızlar da var. Böyle tersini savunursak psikolojimiz bozulmuş falan böyle. Ya bir konular var. Ya bak şimdi. Şöyle bir olay var. Yani son zamanlarda anladığım kadarıyla böyle bir ton değişimini görüyorum. Evet. Şirket personellerinde. Aha. Ama şirket personelleri derken marka temsilcileri demedim. Bağımsız şirket personellerinde. Bağımsız şirket personellerinde bir tavır değişikliği var. Böyle Evet. bir üstten bakma, bir Başka böyle kimse bir şey bilmiyor. başkası bir şey bilmiyor. Aha. Bunlar biliyorlar. Efendim bir de üstüne bize akıl veriyorlar. Mesela eski Hı. şişe ile yeni şişe arasındaki tat farkını var diyorsak psikolojimizde bir sorun varmış. Evet. Yani Ya bir Talisker 10 gerçeğini gördük işte, bu gördüm. sadece bizim değil, bütün dünyanın evet değişti dediği bir ekspresyonu gördük biz mesela. Evet, yani şimdi burada çok fazla söz bulamıyorum. Yani ağzıma daha hoş olmayan kelimeler geliyor. Mesela düşünsene, mesela sıradan X bir adam böyle biraz Aha. şansına falan bir markanın peşine takılmış, bir yerlere gelmiş. Puan anlamaları saçma sapan, niteliksiz yani. Gelip mesela benim damağım hakkında kendi adına yorum Aa, tabii yapabiliyor. canım, öyle ahkam kesme hakları var. Herkesin damağı hakkında ahkam kesme hakları oluyor. Mesela sen kimsin? Ne kadar viski içtin? Nereleri gezdin? Hani beleş kovalamaktan hariç ne işiniz var ki sizin? Sizin önünüze koyulanları içebiliyorsunuz siz. Siz fazlası değilsiniz. Kalkıp aşağıdakilere kendi adına gördüklerine Aha. bunu böyle düşünüyorsanız sen kimsin? Sen yarın atıyorum söylediklerinin tam aksini söyleyebilecek birisin. Tabii ki, Çünkü tabii para canım. alıyorsun. Tabii ki. Yani para nereden geliyorsa oranın düdüğünü çalacaksın. Bu yüzden insanların bazı söylemlerine dikkat etmeleri lazım. Bu dönemde Kesinlikle. biraz psikolojileri bozuldu tahmin ediyorum. Yani eski dönemde çok kaba konuşacağım. Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlardı. Şimdi yeni dönemde insanlar parasının kıymetini anlamaya başlayınca Ya öyle bir dönemdeyiz ki dünyanın, sadece ülkenin değil, dünyanın şartlarından dolayı harcadığımız her kuruş eski dönemlere oranla çok daha fazla çok kıymet kıymetli. kazandı. E Şimdi tabii ki de bunun biz peşine düşeceğiz ya. dünyanın bu krize doğru gittiği bir dönemde ben bu arkadaşlarım bana veya çevreme ya da yeni başlayan kişilere önerdikleri vasat viskileri kabul etmiyorum. Reddediyorum arkadaş. Tabii Reddediyorum. ki. Ben insanların parasını, sevenlerin parasını sonuna kadar savunacağım. Aynı önerdikleri viskilerin aynı paralarına daha iyi fıçılar, filtrasyonsuz viskiler,
Daha kaliteli ürünler var. Aynı paralara. Neden? Çünkü bu taraf reklamlı, bu taraf reklamsız. Ve reklamlı taraf mecburen yüksek maliyetlerde durabiliyor. Bunu satabiliyor. Reklamsız tarafsa aynı şekilde kaliteli ürünler, daha yukarıda ürünler verebiliyor aynı fiyata. Sonuçta ben savunacağım, istedikleri kadar biz savunacağız. Psikolojileri Her istedikleri zaman. kadar bozulabilir. Her zaman Biz bir yere da bağlı savunacağım. değiliz, biz istediğimizi söyleriz. Ama hani belki söylediklerim kulaklarına gidiyordur, belki hiç umurlarında değildir. Ama konuştuklarına biraz dikkat etsinler. Sonunda daha böyle daha ağır cevaplar alabilirler. O zaman da sinirleniyor belli bir tayfa. Öyle diyemezmişim de bunun dedesi de somon avlıyormuş da. Bana ne kardeşim? Ben aldığım viskiye bakarım. Kim ne Yani. içerse o efendim o da kokteyl içiyormuş. O istiyorsa kokteyl küvette kokteyl banyosu yapsın. O benim işim değil ki. Ben bana teklif edilen viskinin fiyat ve performansına bakıyorum. Yani bundan dolayı son dönemde böyle bir agresifleştiler. Biri zaten diğeri çıplak fotoğraflar atıyor, çıplak adamlar atıyor. Manyak mı? Millete sallıyor. Yok efendim şeymiş, çakma sarışmış, İngilizce bilmiyormuş. Sen de Oh, Fransızca oh, şarkıda oh. oynuyorsun. Şimdi Yani. Fransız da gelsin veya başka biri sana bu ne absürt adam mı desin. Yani. Delirdiler son dönemde. Biraz viski gelirleri kesildi. Bunlar bana geliyor. Bütçelerde bir kesilmeler var. Bundan dolayı agresifleştiler. Sakin olmak lazım. Birkaç firma var kaldı bütçe veren. Zaten dikkat edersen en son dönemde en çok kim Tabii canım. savunuluyorsa Belli markalar savunuluyor zaten. son birkaç marka çok böyle kale gibi savunulmaya başladı. Oradan anlıyoruz ki bu dönemde onlar para akıtıyor. İyi de şey de bana ters geliyor. Fikirlerini söylüyorlar işte sen farklı diyorsan psikolojin bozuktur. İşte buzlu da içilebilir. Öyle de olur, böyle de olur. Ters bir fikir söylendi. Vay efendim sen öyle konuşamazsın. Niye sen konuşabiliyorsun ya? Ya ben niye konuşamıyorum? Ya çok komik değil mi? Yani. Buz atılabilir diyorlar. Tamam. Tamam ben de atılamaz diyorum. Ben de Öyle hatırlamam diyorum. diyemezsin. Niye Vay sen efendim sen diyebiliyorsun? tutuşsun diyor bana. Oğlum siz kafayı mi yediniz? Ben Aklınız mı denge? söyleyebiliyorsam Aklınızın dengesi mi ben de kaçtı diyor. söyleyebilirim. Madem görüşler şey, yani ben sonuçta şey demiyorum ki atıyorum sen insan dövülemez diyorsun ben dövülür diyorum. Demiyorum ki ben. Ben de belli ahlaki çerçevelerde zaten insanlığın aynı yerde buluşması lazım. Yani. Ama burada lafın gelişi buz atılır atılamaz. Vay gerici ne alakası var? Ben buzla ilgili anlatıyorum. Diyorum ki siz ne diyorsunuz? Buz da soğutuyor. Ben diyorum ki soğutmak için dolaba koyun. 20 dakika dolaba koyun. Tamam soğutun oldu bitti. Hadi onu geçtim. Ben diyorum ki attığınız buz hızla koku profillerini kapatıyor. Üstüne üstlük hızla viskiyi sulandırıyor. İçtiğiniz şey viski değil zaten. Kırkın altına düştü. Artık siz sprit, kokteyl, adına ne dersen onu içiyorsunuz. Hadi öyle olmadı varsayalım. Zaten içtiğiniz üründe ağır bir kaybınız var. Ben bu yüzden karşıyayım. Yoksa kimsenin elinden tam viskiye buz atarken bar bar gezip atmayacaksın bu buzu demiyorum zaten. Böyle bir saçmalık yok. Ben diyorum ki paranızın performansın karşılığını almak istiyorsanız buz atmayın diyor. Adam diyor ki işte siz tutucusunuz geri kafalılar falan. Geri Yani kapalı denen adam. evet, öyleysek öyleyiz. Bana geri kapalı diyen tipler İskoçya'dan başka hiçbir yerden haberleri yok. Yani Akılları fikirleri 5-10 tane damıtım evi gezecekler her sene. kör 10 değneği senedir veriler gibi aynı damıtım evleri, aynı gezecekler. ekspresyonları Tabii. Sonra bize diyorlar ki siz geri kafalısınız. içerek. Ya biz sizinle aynı yerde değiliz. Siz 3-5 markanın peşinde kim para verirse onun düdüğünü çalan adamlarsınız. Biz Ama kendi paramızı kendimiz artık ödüyoruz. dünya bambaşka yerlere gidiyor. Yepyeni denemeler var, yepyeni markalar var. Biraz bunlara açık olmak lazım tutucuyken. Ya şimdi şöyle takip ettiğim birkaç dost, anlarda şey yok. Onlar belli şeyleri fark ettiler. Yeni dünyanın geldiğini anlata anlata çok uzun zamandır
anlata anlata belli kişiler bunları fark ettiler. Bu olabilir de yani burada bir eleştirisel bir kısım yok. Ama birkaç kısım var ki bunu fark etseler de dönecek yerleri yok buna. Anladın mı? Tabii ki. Tabii yani ki, kalkıp bana şey diyemez. Abi Çiçe bu çok iyiymiş ya, müthiş viski diyemez ki. Onun parayı aldığı yer belli, orayı övecek. Raflar da orayı çekecek. Tabii ki. Orayı savunacak. Yani o yüzden bunlara bizim zaten çok şeyimiz yok. Böyle tartışıyoruz ama kötü tarafı şu. Bana her hafta birkaç kişi yazıyor. Hı. Abi ben bunları dinledim, evim çöp de olmuş. Hı. Ben yeni uyanıyorum bunlara diye. İçiyorum berbat. Meğerse ben kendimin ağzını kötü zannediyordum. Meğerse bana önerdikleri kötüymüş diyor. Yani böyle bir durum var. Çünkü bizim iyi dediğimiz bir aynı kraft viskiyi içtikten sonra abi çok fark var diyor. Bana çöpleri doldurmuşlar eve diyor. Tabii ki. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki. O yüzden ya şey filtrasyondan buraya geldik ama bunlar çok bağlantılı konular. Filtrasyon, buz, renklendirici, bu firma şeyleri bunlar. Yani satış politikaları, satış stratejileri. Diyorlar ki renklendiricinin zararı yok. Niye ben şeri algısına kapılarak viski alıyorum raftan? Kapıldığım algı şeri algısı. Yoksa çok özür diliyorum. Böyle söylemeyeyim. Nasıl bir şey söyleyeyim? Yani açık sarı, çok açık sarı renkte viskiler göreceğiz raftan. Beşinci dolum fıçılarla ne alabilirsin ki? Ne alabilirsin 5. dolum fıçıdan? Çünkü maliyet düşük. Bunun sonucunda renklendirici koyacaksın ki rafta bir bakacağım. Vuhuu şeri görmüş. Bayağı şeride kalmış falan gibi bir şeyler. Ama ondan sonra tadacağım ki içinde şeri tadı yok. Ya şeri tadı falan yok yani. Gayet vasat bir şey ama algıyı da etkiliyor. Ya böyle de bir sorun var. Bundan dolayı şey bunlar şu konular. Saat kaç oldu? Çok konuşup kapladık. Ya. Gidiyoruz. 8:20-17 yavaştan da aslında mesela bir soru var. Plastik kaplı buzlatılsa olur mu sizce? Mesela sırf soğutmaksa böylece suyla karışmamış olur. Plastik kaplı buzlar yine de bir naylon kokusu geliyor. Biz performans alamadık ama isterseniz deneyin, belki siz performans alabilirsiniz. Biz performans alamadık ama çünkü plastik kokusunu hissettik. Plastik kapla buz ne demek? Ya o var ya hani o metallerin bir ilk zamanlarda bir alıp denemiştik. Tamam. Okey. Şu an anladım. Hatırladım. Anladım. Hatırladın değil mi? Ya çok vasat bir koku veriyor. Ya yani sinirli değilim. İyiyim bir ya. Bir plastik kokusu aldık. Ama isterseniz deneyin. Bizi rahatsız etti ama bir kere denemekten de zarar gelmez. Viski taşı ve benzerini de konuşalım. Bunların performansı en fazla 3-4 derece kadar viskiyi düşürebiliyor. Ve bu da kısa bir süreli. Üstüne üstlük bardakta risk de alıyorsunuz. Kırılma riski de alırsınız bardaklarda. Evet. Biz öyle birkaç tane bardak kırdık denerken. Evet. Ondan dolayı bakın benim yapabileceğim en ciddi, en mantıklı tavsiye şudur. Bir viskiyi içmeden önce 25 dakika kadar önce, 30 dakika kadar önce dolaba koyun. Üst tarafa. Zaten belli derecelere, içilebilir derecelere geliyor. Kadehinize koyun. Eğer hava çok sıcaksa tekrar dolaba geri koyun. Kadehiniz biteseye kadar bekleyebilir. Ya da o timingi siz ayarlayın. Ama yani böyle kadehimde devamlı buz gibi viski içmek istiyorum derseniz belli kayıpları göz önüne almanız lazım. Tabii. Bir de yeterince içtikten sonra dolaptan da çıkarın şişeyi, sürekli dolapta durmasın. Evet. Doğru. Doğru kaçısı viski deneyimlemek için önerilmeniz. Bir dostumuz zaten okuyorsun bir şeyi. Springbank 15 Rom Cask olabilir. Balveni de var galiba bir Rom Cask olabilir. Ama ya yani çok fazla başarılı bir şey İskoçlar'da öyle çok büyük başarılar yok Rom Cask için. Daha önceki programlarımızda vardı. YouTube'da görebilirsiniz. Biraz fıçıları tartışmıştık. İskoçlar daha Ovaloso Sherry ile Amerikan Bourbon fıçıları, zaten başka Bourbon varmış gibi, Bourbon fıçıları dışında pek başarılı işler yapamıyorlar genelde. Uzmanlık alanları
Mesela öncelikle Oloroso şeri ve Bourbon. Daha sonra birkaç şeri var. Ama Ron Fitch'ları veya çok Fitch'ı da başarısızlar. Bir dostumuz viski koleksiyonum var. Benim diyeni bile şaşırtacak bir öneriniz var mı? Ne ekleyebilirim demiş. Çiçi bunun çok değişik ekspresyonları var. Onlara ulaşıp ekleyebilirsiniz. Benim önerim Barış ne der bilmiyorum. Katılıyorum. Kim olabilir ya da Springbank yaşlı Springbank'ta Evet. olabilir. 25, 30, 40, 50 paranız ne kadar da Yani yatıyorsa. hani benim diyeni şaşırtmak istiyorsanız Çiçi bu ve Springbank'ın değişik ekspresyonlarından önerebiliriz. Yaşlı Springbank'lar olabilir. Çiçi bunun çok limitli şeyler var. Böyle 200-250 gibi. Paris Edition'lar var. Özel barlama özel yaptıkları var. Bunlar olabilir. Bir de biraz single bireylere nasıl girip Yeterince yapalım? yüksek bir yerden buz atsak olur mu? Olur. Mancınık Çöpe değil mi? Yani mancınıkla atalım. çöpe yüksekten mi atacağız? Tabii. Grain'lere nasıl giriş yapalım? Grain'lere hiç giriş yapmayalım. Yani hiç giriş yapmayalım grain'lere. Grain'lerden uzak durabiliriz. Grain Yani nasıl da evet. olur. Kırk Springbank denmiş. Güzel, evet olur. Yani Ha 20 geçiyor. Biraz daha birkaç dakika daha yapabiliriz. birkaç dakika daha konuşabiliriz. 14 Eylül Ankara Viski Festivali'ne katılımda bulunacak mısınız? Maalesef işlerimiz var, o yüzden katılamayacağız. Müsait Açıkçası değiliz. katılmıyoruz. Evet, müsait değiliz o tarihte. Son bir özet toparlayalım mı? Ne dersin? Toparlayalım. Birkaç dakika içinde kapatırız. Tamam. Şimdi 46 alkol ve üstü viskilerde filtrasyon olmadığı garantidir. Yani manyağın biri yapıyorsa bilemiyorum ama zaten manyaklık olur yani. Böyle bir şey yapması. Çünkü hiçbir misyonu yok. Şimdi 43 alkol oranı olup soğuk filtrasyon olmayan viskiler de var. Bazı firmalar Var. yapmıyor. Bu onların tercihi. Yani 46 altında kesin filtrasyon vardır diyemem. Ama 46 üstünde kesin filtrasyon yoktur diyebilirim. Yani milyonda birdir diye düşünüyorum bu. O yüzden 43'te filtrasyon yapmayan yerler var. Evet. Bunları görüyorum. Nadir de olsa. 46 üstündeki viskiler bizim için daha kıymetli viskiler, açıkçası söylemek gerekirse. Ama 46 altındakiler de tabii ki şey diyemeyiz. Yine de zaten onların hangi firmalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani olağan şüphelileri zaten 46 ve altında görebiliyorsunuz. Bundan dolayı açıkçası filtrasyon da böyle pek fazla daha çok fazla insanların da vaktini almayalım. Bunu YouTube'a yükleyecek misin? YouTube'a Tamam, çok güzel. Oradan da izlenilebilir. sistem bana ilk Kızgınsın müsaade diye. ettiğinde Tabii. Kızgınsın. Böyle ne agresif, yani agresifse abi yükleyeceğim. çok sinirlisin falan diye ne oldu? Ya şöyle, yani ben insanların sadece parasının değil keyfinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve denemek için aldığınız bir viskiyi evinizde keyifle açtınız, hiç hoşunuza gitmedi, paranızla beraber keyfiniz de kayboluyor. Tabii ki. Ben buna karşıyım. Bunun için de üzülüyorum açıkçası. Ya böyle duyduğum zaman üzülüyorum. Ben de o dönemlerden geçtim. Kimse şey demesin. Her şeyi ben annemin kanında öğrendim falan demesin. Ben de o keyifsiz Öyle ve kazıklanmış hissettiğim dönemlerden geçtim. Şimdi başkaları mümkün olduğu kadar geçmesin diye uğraşıyorum. Uğraşıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Olayımız ya, budur. Biz kimseye bağlı değiliz. bütün anlatmaya çalıştığımız şey hepimizin parası kıymetli, vakti kıymetli, keyfi kıymetli. Bunları birilerinin yalanlarla heba etmesine karşıyız biz Tabii. aslında. Ya biraz etik Hani arıyoruz. O etiği bulamadığımız gerçekte zaman da kızgınsak da bu yüzden. sinirleniyoruz. Tabii ki, O tabii kadar ki. da olabilir. Artık nacizane elimizden geldiği kadar sakin durmaya çalışıyoruz. Evet. Ne yapalım? Tamam. Teşekkür edelim mi artık Teşekkür Barış? edelim dostlara. Dinlediğiniz Görüşmek izlediğiniz üzere. için çok 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 teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.